Videoya başlamadan önce söyleyeyim sağda solda hakkımda dolar 9 lira olacak nasıl olacakmış kardeşim öyle şey olur mu falan diyen bir arkadaşımız var. Ey Murat Muratoğlu herkese gömdüğün yetmiyor şimdi sıra bana mı geldi kardeş? Arkamdan orada burada konuşuyormuşsun. Yok dolar 9 lira olacaktı ne oldu falan diye. Eğer söyleyeceğim bir şey varsa çıkacaksın karşıma delikanlı gibi çatır çatır er meydanında konuşacaksın kardeşim. Hodri meydan varsa yüreğin çık karşıma 9 lira olur mu olmaz mı sonuna kadar tartışalım kardeş. Bugün iki önemli veri bir de Merkez Bankası kararı vardı. Bunların piyasaları etkilerini değerlendireceğim sizler için hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. 4 milyar 630 milyar dolarlık Ağustos ayı cari açığı karşımıza bomba gibi düştü. Peki bekliyor muyduk bu rakamı? Evet bekliyorduk. Zaten hesaplamalarda bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyordu. Turizm gelirlerinin yetersiz olduğu ortadaydı. Dış ticaret açığı az çok ortamı belli etmişti. Dolayısıyla arkadaşlar zaten 4,5 milyarın üzerinde bir cari açık beklentisi vardı ve 4 milyar 630 milyon dolarlık bir cari açık geldi. Bence beklentileri karşıladı. Ne beklentilerin üzerinde ne de beklentilerin altında. O küsurat çok önemli bir şey değil. Ama arkadaşlar gelen rakam çok yüksek. Yani Ağustos ayı itibarıyla Ocak'tan Ağustos'a kadar olan süreçte 26 milyar doların üzerine çıkmış durumdayız. Aynen söylediğimiz gibi 35 milyara doğru emin adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar. Ve Türkiye'nin 35 milyar dolarlık bir cari açığı kaldırma ihtimali yok. Bunu bir şekilde bir yerden finanse etmek zorunda ve bunu finanse edebilecek bir gücü de yok. Merkez Bankası'nda yok. Bütçede yok. Dışarıdan borç olarak bulma ihtimali yok. Cari açık bizi ciddi bir ekonomik krize doğru sürüklüyor. Tek çaresi devalüe etmek. Yani Türk lirasının değerini aşırı derecede düşürmek. Böyle bir ihtimal var mı? Her geçen gün biraz daha netleşiyor. Ekim, Kasım, Aralık bu aylarda herhangi bir sabah uyandığımızda 14, 15, 16 liralık bir dolar kuruyla karşı karşıya kalabiliriz. Aynı zamanda euronun da şu anki seviyesinin iki katına sterlinin şu anki seviyesinin iki katına çıktığını görürseniz hiç ama hiç şaşırmayın arkadaşlar. Şunu soranlar olabilir. İyi de kardeşim bugün bu cari açık geldikten sonra 7.91 seviyesine kadar yükselen dolar tekrar 7.85 seviyesine kadar geri çekildi. Bunu nasıl yorumlayacaksın? Buna ne diyeceksin? Çok normal arkadaşlar. Bakın ilk tepkiler, ilk hareketler çok da gerçekçi olmuyor. Bundan sonraki süreçteki hareketlere bakacağız ve bundan sonraki süreçte bu hareketlerin engellenmek istenip istenilmediğine bakacağız. Merkez Bankası bugün yine ufak bir hareket yaptı. Bankaların zorunlu karşılıklarını %5'den %7'ye çıkarttı. Türk Lirası zorunlu karşılıklarını. Buradan ne anlamamız gerekiyor? İlk etapta Merkez Bankası piyasaya müdahale etmek istiyor. Faizleri yine yukarıya çekerek doları dizginlemek istiyor sonucun çıkartabiliriz. Nitekim bu sonucu çıkartmak isteyenler satışlarını gerçekleştirdiler. Öbür taraftan bu sonucu çıkartacak olanları görenler de malı verdiler yukarıdan aşağıdan tekrar aldılar. Çünkü yükseleceğini biliyorlar. Doların bu seviyelerde kalmayacağını çok net bir şekilde görüyorlar. 8.20'ye giden bir dolar kuru ayan beyan karşımızda duruyor arkadaşlar. Çok net bir şekilde. Ama tekrar altın çizerek söylüyorum. Normal koşullar içerisinde doların gideceği nokta o. Yani 8.20 seviyesi. Anormal koşullar devreye girecek mi? Elbette girecek. Artık kaçarı kalmadı. Bu cari açık bize çok net bir şekilde Türkiye'de devalüasyonist bir etkinin tüm döviz kurlarını vuracağını gösteriyor. Ne zaman Zaman olur, nasıl olur, nereye kadar yükselir net bir şey söylemek mümkün değil. En iyi ihtimal 14, 15, 16 diyorum. Merkez Bankası'nın elinde cephane kalmadığı için Türk lirası karşılığında dolar alarak borçlanamadığımız ya da swap yapamadığımız için engellenme ihtimali de her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Tek bir çare kalıyor. Öyle bir devalüasyonist etkide faizin aşırı derecede yükseltilmesi. Aynı Ağustos 2018'de olduğu gibi arkadaşlar. Dolar kuru daha doğrusu dövizin yükselmesiyle birlikte enflasyon da kendisini 20-25 aralığına atacak. Peki bu ne demek? Hemen işsizliğe geri dönelim. Bugün Temmuz ayı işsizlik verileri açıklandı aynı zamanda %13.4. Şaka maka değil. Bakın tarım dışı işsizliğe bakıyorsunuz %14'ü zorluyor. Öbür taraftan memsimsel etkilerden arındırılmış işsizliğe bakıyorsunuz %14'ün üzerine zorluyor. Ama bana göre en önemli iş işsizlik ve bana göre Türkiye'nin gerçek işsizliği, genç işsizlik %26'ya dayanmış durumda. %25.9. Üstelik yaz aylarında arkadaşlar normalde yaz aylarında mevsimsel etkiler nedeniyle bazı avantajlar ortaya çıkar ve işsizlik normalin çok altına düşer. Bizde ise işsizlik sabit. Aynı düzeyinde devam ediyor. Bunun adını korona koyuyoruz şimdilik. Koronanın etkisi var mı? Elbette var. Türkiye turist gelmemesi nedeniyle ya da tarımın yeterince uygulamaya konulamaması nedeniyle işsizlikteki mevsimsellik etkisi azalıyor mu? Elbette azalıyor. Ama şunu da unutmayın. Genişletilmiş işsizlik rakamlarını ortaya koymaya kalkarsak, her şeyi sonuna kadar gerçekliğiyle konuşmaya kalkarsak o zaman Türkiye'de gerçek işsizliğin bir anda %20'lerin üzerine çıktığını görüyoruz. Bakın genç işsizlikten bahsetmiyorum. Eğer tüm verileri koyarsak genç işsizliğin %35-40 aralığına kadar yükseldiğini görüyoruz. Genişletilmiş işsizlik rakamlarına baktığımızda. Nedir genişletilmiş işsizlik rakamları? İş bulmaktan vazgeçenler, aslında çalışmak istemelerine rağmen ev hanımı olmak zorunda kalan genç kızlar. Artık hiçbir şekilde umutları kalmayanlar, farklı farklı işler yapmak zorunda olanlar, kayıt dışı çalışmak zorunda kalanlar, bütün bunları işin içine kattığınız zaman büyük bir işsizlik dağıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Gelin kurla işsizliği birleştirelim biraz ikisinin üzerine konuşalım kurun yükselmesi özellikle devalüasyonist bir etkiyle yükselmesi ve Türkiye'nin hala yerli kaynaklarıyla üretim yapmıyor olması ister istemez yüksek enflasyonu beraberinde getirecek. Satın alma gücü düşecek. Satın alma gücü düştüğü için pek çok şirket üretse bile satamayacak. Satamadığı için işçi çıkartmak zorunda kalacak. Yani işsizliğin kat be kat artacağı artabileceği bir sürece doğru gidiyoruz. Bunun önünü nasıl kesersiniz arkadaşlar? İşte pandemi sürecinde pek çok devletin uyguladığı süreci uygularsınız. Yani ben devletim kardeşim bugüne kadar sizden vergi topladım. Bu vergilerin karşılığında size karşılıksız olarak para ödüyorum dersiniz şirketlere. Aynı zamanda da şahıslara dersiniz bunu. Sadece şirketlerin inisiyatifine bırakmazsınız. Bakın kapitalizmin beşiği olan vahşi kapitalizmin hatta beşiği olan Amerika'da bile asgari ücret karşılıksız olarak 2700 olarak ödendi. 2.700 dolar ödeme yaptı vatandaşı evinde otururken çalışmayan vatandaşına. Siz kredi verdiniz. Böyle bir durumda arkadaşlar bu işin içinden çıkma ihtimaliniz yok. İster istemez şirketler de bu borcu ben niye alayım kardeşim bugün borç olarak alıyorum yarın ben bunu nasıl ödeyeceğim düşüncesiyle devletin işçi çıkartma demesine rağmen işçi çıkartmayı süreç içine yedirecekler ya da Kapatıyorum dükkanı kardeşim o zaman demeye başlayacaklar. Dükkanı kapatıp şirketi kapatıp madem benim işçi çıkartmama izin vermiyorsun o zaman ben o zaman tamamen arenadan çekiliyorum demeye başlayacaklar. Haksızlar mı? Vallahi haksızlıkları tartışılır arkadaşlar. Yani sürekli zarar ediyorsanız ve zarar ederken ne vergi anlamında bir avantaj alıyorsanız, bir teşvik alıyorsanız devletten bütün teşvikler 3-5 tane ballı gaymaklının kasasına sürekli akarken siz sürekli vergi vermek zorunda bırakılıyorsanız o zaman bu aranadan çekilirsiniz ve sahiden de kapanan şirketler tablosuna baktığınız zaman bu tablonun çok net bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. 4 milyon 300 bine yakın insan şu anda işsiz. Temmuz ayı itibarıyla, Ağustos'ta daha da artacak. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık her ay biraz daha artarak devam edecek çünkü hem mevsimsel etkiler avantajını kaybedeceksiniz hem de korona meselesi daha da fazla gündeme gelecek. Tüm dünyada 40 milyon insana bulaşmak üzere. 40 milyonu zorluyoruz şu anda. Daha Ekim ayındayız. Kasım'ı var, Aralık'ı, Ocak'ı, Şubat'ı, Mart'ı, Nisan'ı var. Tüm bu aylarda artarak devam eden bir grafik göreceğiz pandemide tüm dünyada. Dolayısıyla çarpı 2 yaptığınızda ölenlerin sayısını çarpı 2 yaptığınızda, kapanan ekonomilerin sayısını çarpı 2 yaptığınızda iş içinden çıkılamaz bir hale doğru ilerliyor arkadaşlar. Cari açık ve işsizlik tablosu aynı zamanda reel sektörün sıkıntısı bize gösteriyor ki büyük bir ekonomik krize doğru ve çok ciddi bir devalüasyonist etkiye doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Kim ne derse desin arkadaşlar. Bugün 7.91'i gördü. 7.85'e çekildi. Sonra tekrar 7.87 oldu falan. Bunlar komik. Komik hareketler. İlk hareketler. ilk devinimler. Hiç önemli olmayan hareketler. Esas hareketleri biz önümüzdeki gün günlerden itibaren görmeye başlayacağız. 8.20'ye doğru giderken dolar. Aynı zamanda euro 10 liranın üzerine zorlamaya başlarken Sterlin bakın 10.27 seviyesinde 11 liraya doğru hızlı adımlarla ilerlerken göreceğiz biz esas hareketi. Çünkü herkes yavaş yavaş Merkez Bankası'nın ne yapmaya çalıştığını da değerlendiriyor. Cari açığı da konuşuyor. Acaba Türkiye bu cari açığı çevirebilecek mi? Kısa vadeli dış borcunu ödeyebilecek mi? Bütçe açığını kapatabilecek mi? İkinci defa bakın borçlanıyor. Ek borçlanma yapıyor. Bütçe deliğini kapatabilmek için ama bu borcu bulabilecek mi? Bankalar mevduatsızlıktan ne yapacaklar? Negatif reel faiz ortamı bankacılık sistemi ne tarafa doğru götürüyor? Bugüne kadar verilen krediler acaba geri toplanabilecek mi? Gerçeklere baktığımızda bankaların bilançolarının doğru yerde gösterilip gösterilmediğine baktığımızda batıklar acaba gerçekten nerede? Yüzde onun üzerine çoktan çıktı mı? Acaba sermaye rasyosu olan yüzde 18 seviyeleri zorlanmaya başladı mı? Bütün bunlar büyük bir soru işareti. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 30 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Sıvaplar çıkartıldığında acaba bankaların bu paraya ihtiyacı olduğunda ödemeleri geldiğinde dışarıya Merkez Bankası'na üzgünüm artık sana dolar verme şansımız yok. Hatta sendeki doları da alıp borçlarımızı ödemek zorundayız derlerse. Acaba o zaman Merkez Bankası'nın eksi 30 milyarın üzerinde olan rezervi ortaya çıktığındaki tablo ne olacaktır? olacak. Bunların her biri ayrı ayrı büyük soru işaretleri ve her biri Türkiye ekonomisinin ciddi sıkıntılara sürüklenmesini beraberinde getiriyor. Onun için diyoruz arkadaşlar, dolar kontrol edilemez bir sürece doğru ilerliyor. E dolar yükselirken altın yerinde mi duracak? Trump'la Pelosi hala kayıkçı kavgası yapmaya devam ediyorlar. Arka planda ise teşvikler üzerinde çok ciddi görüşmeler yapılıyor. Piyasalar Pelosi ile Trump'ın kavgasından yola çıkarak zaman zaman dalgalanmalarla karşı karşıya kalıyor. Ama sonuç itibarıyla öyle ya da böyle Bakın öyle ya da böyle bu teşvik çıkacak arkadaşlar. Çıkmak zorunda. Başka kaçarı uçarı falan yok. Fed'in ısrarla söylediği konulardan birisi acilen mali destekleri devreye sokması konusu arkadaşlar. Öbür taraftan sadece Fed değil ki Amerika'da pek çok önemli kurum, kuruluş, ekonomist kişi bu konunun üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Bakmayın siz Trump'ın şu anda tamamen siyaseten yaptığı açıklamalara. Biz demokratlara hiçbir şekilde fırsat vermeyiz kardeşim demesine falan. Böyle bir tablo yok arkadaşlar. O teşvik öyle ya da böyle çıkmak zorunda. Dünya ekonomisi bu kadar sıkıntıdayken Amerikan ekonomisi, Amerikan vatandaşları bu kadar istim üzerinde oturuyorken o teşviklerin çıktığı gün itibarıyla ya da çok daha ciddi bir şekilde konuşulduğu an itibarıyla ya da bir sabah Trump'ın canının istediği an itibarıyla tamam kardeşim teşvikleri çıkartıyoruz. Miktar da bu olacak altına da ben imzayı basıyorum dediği an itibariyle bakın altın nerelere gidiyor hepiniz göreceksiniz. Nitekim 1870-80 seviyesine kadar gerileyen altının onsu bir anda teşvik görüşmeleri tekrar başladı muhabbetleri ortaya çıkınca hop kendisini 1930'un üzerine atı verdi ve kapanışını oradan gerçekleştirdi. Şu anda 1922 seviyelerinde olabilir. Önemli değil arkadaşlar. Kısa vadeli hareketler kısa vadeli işlemlerden zaten mümkün olduğunca uzak durun. Açık ve net söylüyorum. Pandemi bu kadar yıkıcı olduğu sürece, ekonomiler üzerinde büyük bir sıkıntı yarattığı sürece, Dünya Bankası'nın da söylediği gibi bu pandemi sürecinde en az 150 milyon insanın da yoksul kalabileceği risklerin olduğu sürece, 3 Kasım seçimleri, 3 Kasım seçimleri sonrası Amerika-Çin gerilimi, Amerika-Rusya gerilimi, Türkiye'nin NAVTEX'i ilan etmesi, Yunanistan gerilimi, Doğu Akdeniz gerilimi, İsrail Birleşik Arap Emirliklerinin yakınlaşması ama İsrail ile diğer ülkelerin uzaklaşması gerilimi. Bütün bunlar devrede olduğu sürece altın üzerindeki riskler devam ediyor. Bunun üzerine teşviklerin de eklenmesiyle birlikte bu risklerin yanında talebin de artmasıyla birlikte altının yükseliş eğilimi ikiye katlıyor ONS'ta. E dönün Türkiye'ye. Türkiye'nin de cari açığı işte ortada. Sadece Ağustos ayında 4,5 milyar doların üzerinde cari açık vermişiz. Sadece onunla mı kalıyor iş? Hayır. Bakın net hata noksan 2 milyar 850 milyon dolar açık vermiş. Resmi rezervler 7 milyar 600 milyon dolar erimiş. Anlayacağınız her geçen gün rakamlar bozulmaya devam ediyor. Sıkıntılar büyümeye devam ediyor. O nedenle arkadaşlar ciddi ciddi büyük bir sıkıntıya doğru ilerliyoruz. Pandemi olmasaydı da biz bu sıkıntıları yaşayacaktık. Pandemi üzerine tuz biber oldu. Biraz da hükümetin söylemi oldu. Bahanesi oldu. Pandemi olmasaydı acaba söyleyecek bir sözleri olacak mıydı yine bu rakamlar önlerine düştüğünde? Bakın arkadaşlar tüm bu koşullar içerisinde 117 7690 seviyesinde bir borsa endeksi görüyoruz. Şunu çok net söylüyorum arkadaşlar. Borsanın bu yükselişi büyük bir tehlike işaretidir ve pek çok kişiye büyük zararlar verir. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bana göre hiçbir gerçekçiliği yoktur. Gerçekçi bulmak isteyenler elbette bulabilir. O da onların sorunlarıdır. Bana göre borsanın hiçbir gerçekçiliği kalmamıştır arkadaşlar. Dolar 7.87 67'ye geldi tekrar. 7.91, 7.85 7.87. Çok dar bir bant aslında bu. Yani hareketler çok sert, çok dalgalı falan gibi görünüyor olabilir size. Değil arkadaşlar. Bakın sadece 5-6 kuruşluk bir alanda sıkışıp kaldığını görüyoruz doların. Bu seviyelerde durmaya devam eden dolar çok hızlı bir şekilde 8.20'ye doğru gidecek. Aynı 5.90'da, aynı 6.90 da yaptığı hareketlerin benzerlerini yapıyor. Doların 8.20'ye gittiği süreçte Euro'nun da artık 10 liraları zorlamaya başladığını göreceğiz. Keza sterlinde 10.24'te o da büyük ihtimalle 11 liraları zorlamaya başlayacak. Altın onsu 1922 dolar seviyesinde arkadaşlar 1900'ün üzerinde tutacaklar artık altını görünen o. 1900'ün üzerinde kalan altın teşvikle ilgili gelecek ilk haberle birlikte pandemi meselesinin daha da derinleşmesiyle birlikte dünya ekonomilerinin iyiden iyiye içine kapanmasıyla birlikte daha sert hareketler yapmaya başlayacak ve 2000 doların üzerine tekrar çıkıp 2080 zirvesini bir kez daha zorlayacak. Kırar mı? Kırabilir arkadaşlar. 2000 doların üzerine ne kadar güçlü çıktığı ve ne kadar hacimli çıktı önemli. Eğer ki hacimli ve güçlü çıkarsa 2080'i kırar ve 2003 300 yolculuğu başlar. Bu esnada biz gram altında hem doların yükselişi hem altının onsunun yükselişiyle birlikte 520-550 aralığında gidip gelen geniş bir aralık veriyorum. Altın gram fiyatı görürüz. Gümüş mü? Gümüşte de arkadaşlar yükseliş devam eder. Bir anda gümüşün 7.5-8 lira seviyesine geldiğini görürüz. Hele ki 2300 dolara giden altının onsu, gümüşün onsunda 30 doların üzerine sıçratırsa o zaman biz artık 9 liraları zorlamaya başlayan bir gümüş değeri görürüz. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bu dönem pozisyonunu bozmama dönemi arkadaşlar. Uzun vadeli düşünme dönemi. Analitik bakma dönemi. Bunu yapan herkesin kazanacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun tersini yapanlar, panikleyenler, kısa vadeli hareket edenler, daha daha çok kazanacağım daha çok kazanacağım diye agresif hareketler yapanlar anlık işlemler yapanlarsa her zaman olduğu gibi kaybetmeye devam edecekler. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.